Kurum solunumunu engelleyen durumlar nelerdir? Bir başka videoda burun solunumunun neden önemli olduğundan söz etmiştim. Evet, önemli, istiyoruz ancak yapamıyoruz. Bazı durumlarda yapamıyoruz. Neden yapamıyoruz? Bunlardan söz etmeye çalışacağım. Bunun en sık görülen nedenlerinden birisi, burunu ortadan ikiye ayıran bir duvar var. Burada ve içeri doğru uzanan bir duvar. Bu duvarın bir tarafa doğru eğik olması, bazen de öbür tarafa doğru da eğik olması ama sonuçta burun boşluklarını daraltması. Burun boşluklarını daraltınca da içeri hava giremiyor, girse de çok az bir kısmı arkaya geçiriyor ve sonuçta nefes alamaz hale geliyoruz, mecburen ağzımızı açıyoruz. Buna bir başka neden daha eşlik edemiyoruz sıklıkla. O da burunun ana organı olan konka dediğimiz oluşumların aşırı şişmesi. Bu burunun ana organı olan konkalar aslında içeriye aldığımız havanın ısınmasından, nemlenmesinden, süzülmesinden ve belli yerlere yönlendirilmesinden sorumlu oluşumlar. Peki bunlar ne oluyor ki böyle bir yolları tıkayabiliyor? Bazen çok büyük olur. Yani öyle düşünün ki bir ev, bir odasını düşünün. Oda güzel ama odanın içine öyle bir koca mobilya koymuşsunuz ki odanın içine hareket edecek yer yok. Aynı durum ortaya çıkıyor. Ya da bazen oda küçük oluyor, oda burun orta duvarının eğriliği. İşte bu durumlar burun solunumunu engelleyen ana nedenler arasındadır. En sık da bu durumlardır. %99'lara varan oranlarda bunlar görülür. Daha düşük oranlarda ise bazen burun içinde sağlıksız bir başka doku belirmesi. Bu bir tümör olabilir, bu polip dediğimiz başka bir hastalık olabilir. Bu burunun arkasındaki geniz etinin büyüklüğü olabilir. Bu tür durumlarda da biz yine burun tıkanıklığı ve burun solunumunda engellenme görebilmekteyiz.